23 Nisan 2024 günlerden salı, saatlerimiz 11.32'yi gösteriyor. 23 Nisan neşe doluyor insan diyerek başlamak istiyorum. Çocukluğumdan kalma bir cümle, 23 Nisan neşe doluyor insan. Gerçekten her 23 Nisan neşe doluyorum ben de. Çok güzel bir çocukluk ve hani bizim dönemimiz belki de çok coşkulu. 23 Nisan şenlikleri, şiirler, şarkılar, gösteriler çok coşkulu yapılıyordu. Ya da biz öyle hissediyorduk, bilmiyorum. O nedenle ben her 23 Nisan gerçekten neşe doluyorum. Öyle de başlamak istedim. Ve tabii Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce açıldı. Yani ulusal egemenliğimiz 104 yaşında. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mücadeleye de bulunan herkese saygı ve sevgiyle ve minnetle anayarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi tabii bugün tatil, bizde resmi tatil ama küresel piyasalar açık devam ediyor. Önce bir piyasalara genel bir bakış yapalım, ondan sonra diğer konumuza geçeceğiz. Borsa diyelim, dün borsa çok güzel başladı, çok güzel bir yükseliş. 9800'ler aşıldı ama kapanış 9645'ten geldi. Kötü bir kapanış değil ama neticede hani sebebi neydi? Çok bazen deşmeye de gerek yok aslında. Bilmediğimiz, arkada çalışan bir haber olabilir veya bir kar satışı olarak da görülebilir bu durum. 9645 de çok kötü bir satış değil ama gördüğünüz gibi borsadaki hareketler biraz sert gidiyor. Yani yukarı çıkışlar hızlı olabildiği gibi aşağı düşüşler de aynı gün içerisinde de sert olabiliyor. Bayram sonrası, bayram dediğim yeniden itibaren izlemeye devam edeceğiz. Hala ben burada pozitif tarafta olmaya devam ediyorum ama haber akışlarının etkisi çok önemli. Yani iyi bir haberle bir anda 10 binlerin üstüne de atabiliriz. Kötü haberde de işte gördüğünüz gibi aşağı geliyoruz. 9460-65 seviyelerini aşağı kırmadığı sürece, böyle bir kapanış yapmadığımız sürece de yukarı potansiyel, yani olacak yukarı potansiyeli daha güçlü olduğunu tekrar etmek isterim. Ve tabii ki altın, dün yaptığım yayında, yani yayını ben yaptıktan sonra zaten 2300 kaçtı, 2350 dolar civarındaydı altın. Şey dedim, hani düzeltme haftası, işte panik olmayın diye de hatta başlığı da böyle attım. İzleyenler, izlemeyenler dün gitsinler, izlesinler. Nedenlerinin içinlerini anlatmıştım. Çok hızlı geldik. 2305 dolardayız. Neden? Arkadaşlar bakın, rakam artık çok büyüdü. Yani artık öyle 10 dolar, 20 dolar yukarı çıkmıyoruz. Burada %1'lik bir yukarı çıkış, %1'lik bir düşüş volatiliteyi, yani aralığı, bant aralığını daha da büyütmüş durumda. Çünkü rakam yüksek. Dolayısıyla da yani düştüğü zaman da hızlı düşüyor. Nasıl bir günde 100 dolar çıktık? Hatırlayın. 2 hafta önce bu İsrail, işte İran savaşının tam başlama zamanı, vurdu vuracak dediğimiz gün. Cuma günü bir 100 dolar yukarı çıkmıştık. 100 dolar sonra biraz geri çekildi vesaire. Yani nasıl 100 dolar gidiyorsa 100 dolar geri de gelebiliyor. Şimdi bu hafta altın özelinde, şimdi cuma gününe kadar bu volatilite devam edecek, tamam mı? Yani cuma gününe kadar düzeltmesini, bu düzeltme başladı mı, vallahi hani başlama haftası olma ihtimali çok güçlü gördüğümü dün söylemiştim. Bunu şu anda bu şekilde değerlendirebilirim. Bu konuda hani çok şey olmadı. Yani düşündüğüm gibi oldu, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten çok hızlı gittik yukarı. Yani 2 aydır üst üste soluksuz bir yükseliş var. Arkasında jeopolitik riskler oldukça güçlüydü. Şimdi jeopolitik riskler böyle, ne diyelim, hani biraz böyle rahatladı gibi duruyor. Aslında bitmedi. Hala orada duruyor. Hala güçlü duruyor. Yani bilemeyiz. Yarın ya da bu gece İsrail'i kalkıp İran'ı vurur. Bir şey olur. Bunu bilemeyiz bakın. Hala duruyor mu? Evet duruyor. Ama piyasa her zaman kendi bahanesini oluşturur. Kendi bahanesini yaratır. 2 aydır soluksuz bir yükselişten sonra bir kar alma tabii ki gelecekti. Burada bir kar satışı, bu kar satışıyla bir düzeltme olması gayet güzel, gayet mantıklı. Çünkü hiçbir şey hiç durmadan yukarı gitmez. Ama hani aşağıya düşmesi, eyvah öldük bittik işte de aşağıya düşüyor artık herhalde demiyorsunuzdur. Yani bu yıllardır, artık buradan yıllardır diyorum, 5 yıldır beraberiz, sürekli anlatıyoruz. Tam tersine, hani hiç bilmeyenler için aşağı düşüşler ne olacak, kademeli alım fırsatı olacak.
Alım yapacağız yani, parası olan için tabii, olmayan için de ne yapacağız? Tutacağız. Alamayanlar tutacak, alabilenler de aşağı inişlerde alacak. Bu kadar basit. Çünkü en nihayetinde yukarı gidecek. Yani yukarı gitmeye devam edecek. Gram altın özelinde tabii ki bunu, hani ons altın artı dolar TL'yi düşünürsek, gram altın özelinde yeni zirveler bizi bekliyor olacak. Yani bu iş burada kalmadı. Dinlenir, nefes alır, işte buralarda alımlar yapılır, sonra yoluna devam eden bir gram altın göreceğiz. Hani ons altın değerlendirdim. Çünkü yani daha dolar TL'de istediğimiz şey değil. Hani o böyle gidiş gidiş gidiyor da, hani aylık böyle enflasyon oranında bir gidiş var da, ama yani öyle böyle gidiyor işte. Yani çok hızlı gitmese de neticede oradan bir destek geliyor mu, geliyor. Ve biliyorsunuz kuru müdahale etmeye de devam ettiğimiz için, hani burada hala birikmiş bir enerji var. Bu enerjinin açığa çıkması da her an her şey olabilir. Yani potansiyel yüksek. Şimdi dolayısıyla gram altına yeni zirveler önümüzdeki günlerde ya da haftalarda gelmeye devam edecek diyelim. Buradan şimdi tabii bu hafta özelinde, şimdi içeri geleceğim, merak etme, içerisi tabii ki çok önemli, içeri geleceğim. Şimdi bugün biz de kapalıyız ama Amerika piyasalarını söyleyeyim. PMI verileri gelecek. Yani piyasa kendi bahanesini yaratır yani. Bir kar satışı başladı. Öyle görünüyor. Şimdi bugünden itibaren gelecek önemli veriler var. Perşembe Cuma'ya kadar, yani Perşembe Cuma günü yükseliyoruz. Yani bugün başlıyoruz düzeltmeye. Perşembe Cuma yükseliyor. Yani bu düzeltme hani aşağı doğru gidecek anlamında söylemiyorum. Gelecek veriye vereceği tepkilerden bahsediyorum. Ne kadar veriler güçlü gelirse, bu enflasyonist etkiye sebep olacağı için otomatikman artık jeopolitik riskleri fiyatlamayan bir altın varsa, kar satışına döndüyse, bunu bahane bileceklerdir, öyle söyleyeyim. Şimdi bugün PMI verilerini alacağız. Üretim PMI gelecek. Orada güçlü 52 bekleniyor. Geçen aya göre biraz daha güçlü bekleniyor. Ve yine hizmet PMI gelecek. O da 52 bekleniyor. Geçen aya göre 51,7, onun da üstünde. Yeni konut satışları var. O da 668K bekleniyor. O da geçen aya göre yüksek bekleniyor. Yani aslında hani verilerde, bugün gelecek olanlarda güçlü beklentiler var. Yani bu şekilde gelmesi de aslında yine piyasada ne diyelim, hani evet, ekonomi canlı, alışverişler var. Bu da bir enflasyonist bir etkiye sahip olarak düşünüleceği için bu düzeltmenin devamını getirebilir. Genel anlamda piyasalarda, küresel piyasalarda, endeksler tarafında her şeye, çünkü neticede yansıyor. Ama ne zaman yükseliyoruz? Perşembe ve Cuma günü asıl doruk noktasına gideceğimiz zaman olacak. Bakalım neler bekliyor bizi bu hafta. Alım yapmayı düşünenler kademeli alım öneririm. Bir anda almayın çünkü nerede, nasıl, nereye kadar ineceğini bilmemiz de mümkün değil. Dün bazı rakamlar paylaşmıştım, onu bir seyredin isterseniz. Ondan sonra yani toparlayabilir, onu söyleyeyim. Hani zayıf verilerle veya beraber, veya jeopolitikler bir anda yükselir, sonra tekrar toparlar. O nedenle kademeli alım her zaman iyidir, can kurtarır diyelim. Şimdi gelelim içeri arkadaşlar. Çok uzatmayacağım bugün konuyu, merak etmeyin. Türkiye'den bahsedelim biraz. Türkiye ile Irak arasında 26 tane anlaşma imzalandı. Yani yatırım çerçevesinde, yani bu baktığımız zaman evet, yani güzel anlaşmalar. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Biden'la görüşmek için Amerika'ya gidecekti. 9 Mayıs'taki bu toplantı iptal edildi. Ama neden iptal edildiği ile ilgili de herhangi bir bilgi yok. Hani bunun altında birçok şey arayabiliriz. İşte Hamas'la ilgili çıkışı olabilir. İşte bu Suriye, Irak'la alakalı olabilir. Bilmiyoruz ama yani bu toplantının iptal edilmesi hoş olmadı. Onu söyleyeyim. Bunu biraz izleyip göreceğiz. Ama Mehmet Şimşek de Amerika'dan haberler geliyor. Amerika'dan sürekli açıklamalar yapıyor. O da yatırımcılarla, IMF'le, Dünya Bankası'yla, hatta yatırımcılarla çok çok güzel geçti. Her şey muhteşemdi. Onlara işte anlattık.
önümüzdeki dönem işte kredi puanımız yükselebilir, yatırımcılar gelebilir. Kendi işte politikamızı, kendi ekonomi politikamızı anlattık. Onlar da bize anlattılar gibi gibi çok güzel açıklamalar yapıyor. Ama işin politik ve siyasi tarafı tabii ki ekonomiden bağımsız bir şekilde gidiyor. Birbirine bağımlı ama aynı zamanda bağımsız gidiyor. Dolayısıyla hani bunu biraz göreceğiz. Hani çok burnuma kötü kokular geliyor demek istemiyorum. Ama neden iptal edildi? Orada işte insan başka başka şeyler de düşünmüyor değil. Çünkü dış siyaset de bizim için çok önemli. Sadece tek başına böyle para aramaya çıkmışken siyasetin de bu konuda yardımcı bir şekilde olması lazım. Yani birlikte yürüyor bu işler. Tek başına para bulamayız yani öyle söyleyeyim. Yani dış siyasette bir şekilde iyi olması gerekiyor. Belki anlaşamayan bazı konular vardır. Tekrardan gündeme gelir. Yeni bir tarih belirlenir. Bilemiyorum. Henüz daha bir açıklama yapılmadı çünkü. Açıklama gelsin ondan sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar konu Mehmet Şimşek gündemde. Neden? Oradan sürekli açıklamalar yapıyor. Yaptığı açıklamalardan bir tanesi de yerel şöyle bir açıklama yapıyor. Tabii İngilizce yapıyor bunu. Yerel halk enflasyon düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Yerel halkı enflasyon düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bir yerel halk derken bir lokal şeyini kullanıyor. İngilizce lokal diyor. Buna işte Bahçeli'den bir tepki geldi. Çok oralarda durmayacağım. Nedenin içine bakmayacağız. İşte Mehmet Şimşek zaten bunu çarpıtıldığını söyledi. Bu normalde işte finans dünyasında kullanılan bir terim olduğunu, yerel yatırımcıyı gösterdiğini işaret etti filan filan. Ama benim burada aldığım konuşum, şimdi yerel halka enflasyonun düşeceğini ikna etmemiz gerekiyor. Şimdi Mehmet Bey'in işi o kadar zor ki. Hem çok kolay hem çok zor. Neden? Yurt dışındaki yabancıları ikna etmeye git. Yatırımcıları ikna etmeye çalışıyorsun. İşte biz bunları yapıyoruz. Gelin bize diyorsun. Hem dışarı ikna etmeye çalışıyorsun hem de içeride yerel halkı ikna etmeye çalışıyorsun. Yerel halkı nasıl ikna edeceksin? Enflasyonun düşeceğini ikna. Demek ki enflasyona İkna olmadı kimse ve hani bunun sizler de bilincindesiniz. Bu çok net ve açıkça bu şekilde. Peki neden ikna olmadı? Vatandaş niye ikna olmuyor? Yerel halk neden inanmıyor? Çünkü güvenmiyor. Peki niye güvenmiyor? Aslında bunun pek çok sebebi var. Bu kadar enflasyonun düşeceğine hani inanmamamızın birçok sebebi var. İşte bunlardan bir tanesi dolar kuruna yapılan müdahale. Yani şimdi sanılıyor ki biz dolar kuruna müdahale ediyoruz. Enflasyon da işte buna göre zaten düşer. Dolar çıkmadığı için insanlar da her şey yolunda olduğunu düşünür. Hayır, tam tersine. Piyasa dolara müdahale oldukça o güveni vermez. Çünkü diyor ki sen bu dolara müdahale ediyorsan burada bir enerji birikiyor. En nihayetinde bugün olmazsa yarın öbür gün zaten bunu serbest bırakmak zorunda kalacaksın. Neden? Çünkü hep öyle olmuş. Yani hep öyle olmuş. Yani doları daha önce de tuttuk. Netice değişmemiş. Her seferinde o kur o enerji birikmesiyle patlamış. Yine olması gereken seviyeye gelmiş. Bir kere kura müdahale etmeyi bırakman lazım. İkincisi enflasyon düşeceğine niye inanmıyor? Yani inanacak bir şey yok. Şöyle inanacak bir şey yok. İnanmak için enflasyon düşmesi lazım. Enflasyon düşmüyor ki. Enflasyon yükseliyor. Şimdi doları tutuyoruz. Yani dolarda bir kontrol var. Dolarda kontrol devam ederken tam neredeyse bir yıl olacak. Bir yıldır biz seçimden sonradan bahsediyorum. Yani Mayıs sonu itibariyle biz kuru tutmaya başladık. Önce bir atak yaptı ama neticede müdahale etmeye devam ettik. Ama enflasyon da yükselmeye devam etti. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Bakıyor. Ya dolar duruyor ama enflasyon yerinde durmuyor. Fiyatlar sürekli yukarı çıkıyor, yukarı gidiyor. O zaman ne diyor? Yani inanmıyor. Şimdi ne oldu? İnanmadığı için kredi kartı harcamalarında rekorlar görüyoruz. Yani bireysel de aslında vatandaş elinden geldiğince kredi kartına yüklendiği, kredi kartı harcaması yaptığı kredi kartıyla rekor üstüne rekorlar kırdık. Son bir yılda ne kadar? %135, %140 kredi kartlarında artış var. Ve her hafta açıklanıyor bu. Her hafta da kredi kartlarında uçuk rakamlar görüyoruz. Neden? Kimse talebini geri çekmiyor. Yani diyor ki enflasyon yükseliyor, ben önden alayım. Şimdi vatandaş haklı mı?
Haklı. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Neden? Çünkü ben bir aldığım şunu bu ay alıyorum, şu kalemi. Şu anda alıyorum. Yarın gidiyorum 10 liraysa bakıyorum 12 lira olmuş. Dönüyorum işte domates alıyorum bugün. Yarın gidiyorum ya da bir hafta sonra bakıyorum aldım fiyatın üstünde. Niye diyorum mesela, manav farklı açıklıyor, pazarcı farklı açıklıyor. Farklı derken işte bizim maliyetimiz de yüksek deniyor. Yani bunun beyaz eşyası var, bunun mobilyası var. Var da var yani. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor, sürekli artıyorsa şimdi vatandaş ne yapacak? Piyasada diyor ki yani enflasyon yukarı çıkmaya devam ediyor. Yani doları tutuyoruz, enflasyon yukarı çıkmaya devam ediyor. O zaman ben taleplerimi ötelemeyeyim. O zaman ben alayım diyor. Bir kere önce burayı bir kırmak lazım. Öyle değil mi? Şimdi TÜİK verileri de burada çok fazla etken. Çünkü neden? TÜİK enflasyonuna maalesef piyasa inanmıyor. Yani vatandaş inanmıyor. Çünkü vatandaşın yaşadığı enflasyon rakamı çok daha farklı. TÜİK %65-%70 enflasyon açıklıyorsa piyasadaki enflasyona baktığımız zaman 2 katı, 3 katı senelikte, 2 katı, 3 katı, 4 katı olan ürünler var. Şimdi dönüp bakıyoruz. Ya bu enflasyon artıyor. Yani ben vatandaş, hani bir vatandaş olarak da, hani sizin sesiniz olarak da söylüyorum. Benim her gün gittiğim şeyin fiyatı artıyor. Allah Allah. TÜİK böyle açıklıyor. TÜİK gibi değil. O zaman TÜİK'e bakamam. Benim enflasyonum sürekli yükseliyor. Kur orada duruyor ama yine enflasyon yükseliyor. Faiz yükseldi. Mevduatta %55 faizler var. Faiz var. Yine enflasyon yükseliyor. Yani bu hareketlerin hiçbir enflasyon durdurmaya yetti mi? Yetmedi. Şimdi baz etkisiyle düşeceğiz ya Mayıs'tan sonra. Şimdi baz etkisi devreye girecek ama aylıkta da artış devam ediyor. Yani şu anda hala enflasyon artmaya devam ediyor. Hani enflasyon durmadı ki. Ocak yüksek geldi, Şubat yüksek geldi, Mart yüksek geldi. Yani aylıkta da enflasyon yükselmeye devam ediyor. Hani TÜİK bunu tam anlamıyla bir takım hesaplamalarla işte farklı çıkartabilir ama siz pazara, çarşıya, oraya buraya gidiyorsunuz, parayı harcıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonun kaç olduğunu biliyorsunuz yani. Ne oldu? İnanmadı. Kimse inanmadı. Neden? İşte inanmaz. Sebebi ne? Sebebi bu. Yani niye kimse inanmıyor? Vatandaş cephesinden bakacak olursak, toparlayacak olursak. Şimdi kura müdahale devam ediyorsa, kura müdahale devam ederken enflasyon yükselmeye devam ediyorsa, faiz %55'e geldi mevduat tarafında, tamam %54 ile %57 arası bir faiz veriliyor. Ama enflasyonun, benim yaşadığım enflasyonun çok altında, bana yetiyor mu, yetmiyor. Yani benim enflasyonum %100, %150, %200 ise, yani %55 benim neyime yetecek? Yetmiyor. TÜİK enflasyonunun bile altında. Kuru tutuyorsun bir taraftan. Yani müdahaleler var. Manuel müdahale çok fazla. Nasıl inanacak? İşte Mehmet Şimşek'in dediği gibi yerel halkı önce ikna etmemiz gerekiyor. Yerel halk bunlar devam ederken nasıl inanacak? İnanmayacak. Hani Kadir inanır diyeceğim. Yani kötü bir espri olacak biliyorum. Bu espriyi de artık şey yapıyor. Hani herkes yaptığı için artık bir anlamı kalmadı yani. Kötü bir espri oldu. Yani durumlar böyle. Yani kimse inanmıyor. Yani inanmadığı için de alışveriş yapmaya, tüketmeye devam ediyor. Zaten biz bir tüketim toplumuyuz. Tüketiriz. Diğer memleketlerden, diğer ülkelerden de en büyük farkımız bu. Daha dinamik bir ekonomimiz var. Daha dinamik bir nüfusumuz var. Tüketmeye meyilli bir ülkeyiz. Senin zaten enflasyonda düşmeyecekse ben malımı erkenden almaya elimden geldiğince devam ederim. Şimdi diğer bir soru da tabii ki şu. Enflasyonun ya da mevduatın faizin %55 olduğu bir yerde, enflasyonun bunun çok üzerinde olduğu bir noktada sen bugün mesela paranı götürüyorsun, işte diyorsun ki ben faize yatırayım diyorsun, faizden kazanırım diyorsun. Peki faizden kazanacağın %55 bu enflasyon ortamında sana yetecek mi? Bu soruyu da kendinize sormanız lazım. Aynı zamanda birer yatırımcı olarak yeter diyen olabilir aranızda.
Ama bana yetmez. Bana yetmez. Çünkü benim enflasyonum, benim yaşadığım enflasyon çok daha yüksek. Dolayısıyla ben işte bu nedenle, tam olarak bu nedenle mevduat faizini çok sevmiyorum. Sevmiyorum derken hani bana cazip gelmiyor. Şansımı yatırım enstrümanlarında değerlendirmeyi tercih ediyorum. Yatırım enstrümanlarında zaten her gün size anlattığım altındır, gümüştür, borsadır, kriptodur. Bunların hepsi yani neticede. Hadi kriptoyu bir kenara bırakalım. Hani o çok riskli. Belki birçoğunuz girmez bu işe ama buralarda arıyorum ve nitekim de buradaki yıllık artışlar bana mevduat faizinden çok daha fazlasını getiriyor diyebilirim. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Tabii şöyle bir durum var. Bu konu o kadar hassas bir konu ki. Mesela enflasyonun %100, %100'den fazla olduğu bir ortamda maalesef orta direk tamamen orta kesim kayboldu gitti. Emekli, eskiden emekli olduğun zaman zengin, varlıklı, iyi yaşayan kitleye emekli derdik. Emekliler tamamen dar gelirliğe döndü. Çünkü hiç kimsenin, yani ücretler, maaşlar, bunlar enflasyon oranında arttı mı? Çünkü sizin kendi ortalama seviyenizi korumanız için en azından enflasyonun üstünde ya da en az enflasyon kadar bir artış olması gerekiyor. Ama TÜİK enflasyonuna göre yapılan zamlar bile sizi bu enflasyon ortamında maalesef korumuyor. Korumayacak da öyle görünüyor. İşte neden inanmıyor insanlar? Neden piyasa ikna olmuyor? Sebebi bu. Önce serbest piyasaya geçeceksin. Yani temelde bu iş nasıl hallolur? Bence temelde önce serbest piyasaya geçilsin. Serbest piyasaya geçilsin. Serbest piyasada belirlensin. Dövizin peşini bırakın. Bu dolarizasyon çözülsün. İnsanlar bir güvensin. Tabii tek başına serbest piyasa, hani tek başına dövizi bırakın demekle de olmaz. KKM'ye bir çözüm bulunsun. Daha şeffaf olunsun. TÜİK daha net ve daha şeffaf bir şekilde enflasyonu açıklasın. Vatandaş hani bunu yaşıyor, biz bunu açıklıyoruz olmasın. Birbirine yakın olsun. Artık bazı şeylerin şeffaf olması bizim de bilmece çözmekten kurtulmamız ve gerçek rakamlar üzerinden konuşuyor olmamız lazım diyelim. Burada bırakalım. Biraz da dertleşme günü oldu, farkındayım. Şimdilik bu kadar. Güzel bir tatil günü diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.